Garanti BBVA'nın sunduğu film gibi girişimlere hoş geldiniz. Film gibi girişimler konuşuyoruz. Film gibi sosyal girişimcilik hikayeleri konuşuyoruz. Peki kimdir sosyal girişimci? Toplumsal sorunları iyileştirmek veya ortadan kaldırmak için ticari faaliyetler yoluyla çözüm önerisi sunan kişiye sosyal girişimci deriz. Bir sosyal girişimci kendi projesine göre sistemli ve sürekli olarak fikir üretirken aynı zamanda toplumun sesine de kulak verir. İşte bir sözlük tanımı, ama bugün sözlük tanımının çok daha ötesine geçeceğiz. Çünkü bugün çok önemli bir konuğumuz var. Bugün film gibi girişimlerin başrolünde Otta'nın kurucusu, Garanti BBVA Partners desteğiyle girişimini hızlandıran Ayşe Yılmaz var. Ayşe Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Harika. Ayşe Hanım, dünyaya sürdürülebilir katkılar sağlama hayaliyle yola çıkmış, bitkisel atıkları dönüştürerek dayanıklı ve dekoratif ürünler tasarlayan Otta'nı kurmuş. Şimdi bu film gibi girişim hikayesini kendisinden dinlemek istiyoruz, ama ondan önce ben birazcık başrolümüzü tanıyalım istiyorum. Birazcık sizi tanıyalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ben 26 yaşındayım. Ankara doğumluyum. Daha sonra üniversite için İstanbul'a taşınıyorum. Hayal ettiğim bölüm olan endüstri ürünleri tasarımı ve hayal ettiğim okul olan İTÜ'yü kazanıyorum. Buraya geldikten sonra da burada kaldım. 8 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitenin 3. senesinde ilk Otta malzemelerini keşfediyorum ve mezun olduktan sonra da girişimi kurarak bu yolda devam ediyorum. Peki, üniversitenin 3. yılında bu malzemeleri, bu ürünleri üretme fikrinin ortaya çıktığı sahneye biraz gidelim istiyorum filmimizde. Ne oldu? O yıldaki zihni değişimin neydi Ayşe Hanım'ın? Nasıl buraya doğru evrildik? Aslında pek çok parçanın bir araya gelmesi gerekiyordu bunların bir şekilde ortaya çıkması için. Ailemle her hafta sonu Ankara çevresindeki bölgelere giderdik ve orada işte çadır kurardık, ormanda vakit geçirdik. O yüzden hani doğa aşırı bir çocuk olarak büyüdüm. Diğer bir yandan da ailem de tüketim konusunda bayağı duyarlı ve hep ben de tüketimi nasıl minimize ederek hayatıma devam ederim bilinciyle yaşadım. Tasarım konusunda da yani sürekli bir üretme hevesim, üretme heyecanım vardı. Yani çocukken de çevremde bulduğum bir şeyleri bir araya getirir. Ondan yepyeni bambaşka bir şeyler tasarlardım. Üniversiteye çok büyük heyecanla başladım. Ancak pek beklediğim gibi olmadı. Biraz sıkıldım, bunaldım ve beni tatmin etmedi açıkçası. Ben de kendi kendime yeni projeler geliştirmeye odaklandım. Malzeme ihtiyacım vardı aslında o dönemlerde, yani bir şeyler tasarlamak için, ürün tasarlamak için malzemeye ihtiyacım vardı. Ancak hangi malzemeyi kullanırsam kullanayım ben, bir şeyleri doğadan tüketiyorduk aslında. Yani bu plastik olmasın, ahşap olsun, ama ahşaptan bir masa üreteceksek yine bir yerde bir ağaçları kesiyoruz, veya mermerden üreteceksek yine bir yerde dağları deliyoruz. Onu işlemek için çılgınca enerji harcıyoruz. Hani ne yapabilirim diye bir anlamını da sorguluyordum. İşte o doğa yürüyüşlerinin katkısı, ayrıca masamda sürekli bulunan mandalina kabukları, yani bütün doğal nesnelerin dokusuna, rengine böyle birazcık sanatsal bakış açısıyla bir hayranlık besliyorum. Yıl kaç bu sırada? Üniversitenin 3. yılı dediğimizde hangi yıldayız biz? 2015 falan herhalde. 2015'teyiz. Bütün bu düşünceler zihninizde 2016, böyle 2015-2016 zihninizde dönmeye başlıyor bu düşünceler. Dünyanın bir yandan işte yenilenebilir enerjiyle, sürdürülebilirlik kavramıyla, belki müşteri eklerin kullanımı kavramıyla daha artık fazla ilgilenmeye başladığı yıllar. Bunların da belki etkisi var değil mi? Aslında ben o zamanlar çok farkında değildim bunun. Sadece bunları içgüdüsel olarak yaşıyordum. Yani o anlamda çok haberdar değildim olup biten şeylerden. Bu süreç içerisinde gelişti ve süreç içerisinde inşa aldı bütün bu Otta'nın işte vizyonu, misyonu. O zamanlar gerçekten içgüdüsel olarak hani ben nasıl bu doğal güzellikleri korurum, bunların çürümesine engel olurum ve bir şekilde bunları insan hayatına kazandırabilirim şeklinde gelişti. Ve bu işte yaprakları, mandalina kabuklarını veya çeşitli işte çevremizde bulunan ama değerini pek bilmediğimiz pek çok şey var aslında. Bunlara daha derinden bakıp onlara yeni bir hayat kazandırmak istedim. Ve herkesin tasarlayabileceği, üretebileceği malzeme geliştirdim. Filmimiz aslında çok güzel açılıyor Ayşe Yılmaz. 2016 yılındayız. Üniversitede öğrenci olan ama bu öğrenim hayatındaki akademik belki yapıdan çok da fazla memnun olmayan Ayşe Yılmaz bir gün masasında
Belki o çocuklukta Eymir kenarında dolaşırkenki hayalleriyle masasındaki mandalina kabuklarına bakıyor ve yeniden bir üretim mümkün mü diye düşünüyor. Mesela benim kafamda böyle oluştu evet, senaryo. Galiba böyle deyince filmimiz çok doğal bir şekilde akıyor. Peki ilk ürünler nasıl ortaya çıktı? Bunları düşünmek, hayal etmek güzel de kuvveden fiile yani düşünceden gerçeğe dönüştürmek o kadar kolay olmasa gerek. Nasıl ortaya çıktı? Başta malzeme prototipleri ürettim. Çünkü hani malzeme aslında ürün değil. Yani bizim ürünümüz malzeme. Ya üretim kısmı işin zor. Hani okulda daha evet akademik tarafı yürüyor ama bir ürün üretmek hiç kolay değil aslında. Bunun için de ustaları dolaşmaya başladım. Sonra Galata'da kendime bir usta edindim. Yani bayağı samimi arkadaş olduk. O birazcık destek oldu. Biraz esnaflığı öğretti. İşte üretimi, metal işçiliği, ahşap işçiliği, oradaki yani bir şeyler nasıl üretilir onu iyice içine girmiş oldum. Sonra ilk bir sehpa ürettim palmiye yapraklarından onun atölyesinde. 6 ay, 7 ay, 8 ay hatta o ustanın atölyesinde çalıştım. Ve zamanla adamın bütün atölyesini işgal etmeye başlamıştım. Yeni bir yere taşınmam gerekiyordu. Sonra işte aileden topladığım küçük bir destekle kendi atölyemi açıp orada ilk işte prototip ürünleri üretmeye başladım. 2016'dan 2017'ye geçtik mi bu arada yavaş yavaş? Ya aslında geçtik. Bu tam 2016'nın sonu, 2017'nin başıydı. 2018'e geçiyoruz şu an. 2018. Otla'nın kuruluşuna geliyoruz yani o atölyenin açılmasıyla. Doğru mudur? Yok değil. Henüz ben hala okuyorum. Tamam. Şöyle cin bir fikrim canlandı. Okulu uzatırsam Otta'na devam edebilirim. Ve mezun olduğumda da her şey hazır olur ve o toplum baskısını birazcık üzerimden atmış olurum. Nasıl bir toplum baskısı? Anlamamaktan kaynaklanan desteklememek mi örneğin? Çünkü gerçekten dediğiniz gibi hani anlatması çok da kolay değil bu operasyonu, projeyi. Nasıl bir toplum baskısıydı üstünüzdeki? Şimdi yani çöpçü kız gibi görülüyordum birazcık. Çünkü şeyi anlatmak zor. Belki şöyle, yani bunu biz son tüketim tarihi geçmiş mercimekten ürettik. Bu bir bardak altlı. Bu da bir bardak altlı. Yıkabilir miyim? Harika. Şu anda efendim elimde son tüketim tarihi geçmiş mercimeklerden yapılmış bir bardak altlı ama aslında bir baz malzeme. Bundan daha yapılabilecek oldukça dayanıklı bir ürün var elimde. Daha yapılabilecek kim bilir neler var. Evet, aslında olay bu. Ama o zamanlar bu şöyle görünüyordu. Yani Ayşecik işte atıklardan bardak altlı üretiyor. İşte renkli güzel tatlı şeyler yapıyor. Ama hani ne yapıyor? Bardak altlı yapıyor misal. Bu da kahve atıklarından, bir kahve posasından bir bardak altlı. İçtiğimiz kahvelerin bunlar posasından efendim yapılmış bu. Ama olaya lütfen Ayşecik bardak altlı yapıyor diye bakmayalım. Bakın daha nerelere gidecek hikaye. Bu sebze posalarından, bu son tüketim tarihi geçen pirinçlerden ve portakal kabuklarından, bu da portakal kabuklarından. Bakabilir miyim? Tabii ki. Ben bunu hemen kullanabilir miyim? Şu anda kullanmam da sakınca var mı? Şu anda hemen bardağımı koyuyorum üstüne. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bardak altlı üretebildiğimiz gibi çevrenizde gördüğünüz her şeyi üretebiliyoruz. Yani masa, zemin, duvarlar, yani yaşam alanı tamamını aslında biz gıda atıklarından veya yapraklardan, çimenlerden, palmiye yapraklarından inşa edebiliyoruz. Bunu anlatmam çok kolay olmadı. Bunu ben de zaten bir durdum şimdi. Bütün yaşam alanını düşündüm. Evet, evet gerçekten bunu anlamak için, anlatması aslında çok güzel anlatıyorsunuz. Ama anlamak için şöyle bir durup düşünmek lazım. Evet, çevremizdeki bütün atıklardan ve doğal ürünlerden bir yaşam alanı, bir yaşama alanı üretilebilir, yaratılabilir. Bu cümlenin evet, altını çizmek lazım. Evet. Bunu anlatabildiğim insanlar arttıkça işte bu hikaye değişmeye başladı. Destekçiler artmaya başladı. Ondan sonra işte 2019'da girişimi kurdum diyebilirim. Pek çok girişimcilik yarışmasına, Kuluçka Merkezi'nin yarışmalarına katılıyordum. Garanti BBVA bunlardan biriydi. Daha sonra bu Kuluçka Merkezleri'nin desteği, buradaki mentorların desteği, işte çevremde bir komünite oluşması ve onların desteği, ekibin desteği ile birlikte Otta'dan günümüze doğru evrildi. Peki Otta'nın ilk hayata geçtiği güne dönebilir miyiz? Senaryomuzda bir Otta'nın ilk hayata geçtiği ya da kendini ilk var ettiğini hissettiği güne dönebilir miyiz? Öyle bir gün yok. Her günüm Otta'nla yeniden var oluyordu.
Yine mi çok romantik yaklaştın? Yok, yok güzel, bu da güzel. Gerçekçilik sizin için eğer Otta'nın her gün yeniden kurgulanan başarısıysa evet. Bu da çok net bir şey. Peki Ayşe Yılmaz, Garanti BBVA ile yollarınız nasıl kesişti ve bu kesişmenin, bu sürecin size katkılarından bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Garanti BBVA için de başvuru yaptık bu hızlandırıcıya. Kabul aldık. İşte jüriye çağrıldık. Burada da işin vizyonunu anlattığımızda ve ne kadar kazançlı bir iş olduğunu anlattığımız zaman aslında orada da başarılı olduk ve benim için o başarı anı oldukça kıymetliydi. Sonrasında da Garanti BBVA'nın en büyük katkısı bize bu işin yayılması, tanıtılması, anlatılması kısmındaydı. Yani hala o konuda destekleri oldukça büyük. Peki şunu özellikle sormak istiyorum. Hedef kitlenize, biraz önce hani hep sürdürülebilirlik hakkında konuştuk. Hedef kitlenize sürdürülebilirlik hakkında bilgi veriyor musunuz? Vermeniz gerekiyor mu? Yani bu konuda düşünenlerle nasıl buluşuyorsunuz? Bunu nasıl yapıyoruz? Sosyal medyada uyguluyoruz. İşte çeşitli konuşmalar vesaire oluyor. Oralarda yine paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bu işi yaparken de bu aslında sadece işte bizim burada işte küçük ölçekte veya büyük ölçekte yapıp dönüştürdüğümüz bir şey değil. Aslında bu topyekun bir değişimi ifade eden bir şey. Onun için bir sembol belki sadece. Hı hı hı. Ve bu sebeple son tüketicinin de, yani biz firmalara çalışıyoruz aslında ama bunun herkesin, bunun gerçek, mümkün ve Uygulanabilir ve dünyayı değiştirebilir bir şey olduğunu işte gözler önüne sermek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Bu yüzden her fırsat bulduğumuzda anlatmaya çalışıyorum. Bu da ayrıca hedeflerimden biri, yani amaçlarımdan biri. Bunu biraz da şunun için sordum. Gerçekten de bu konuda hani sadece Otta'nın yaptıkları değil, genel olarak bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor ve ne güzel ki örneğin sosyal medyayı böyle kullanabiliyoruz ya da başka kaynakları böyle kullanabiliyoruz. Çünkü bunun sadece işte aracı olan kurumlar falan değil, doğrudan bizler, örneğin benim gibi son tüketiciler için de artık öğrenilmesi ve bilinçli olunması gereken bir şey olduğunu altını çiziyorsunuz. Bunu biraz da şuraya da gelerek bu soruyu sordum. O 2016'ya dönelim, çöplüklerden malzeme toplayıp bardak altı yapan Ayşecik meselesine dönmek istiyorum. Bütün bu dönüştürülebilir malzemeyi nasıl topluyorsunuz hakikaten? Şu an bunları fabrikalardan alıyoruz, atıkları. Yani çok yüklü miktarda temin edebiliyoruz ve bizim aldığımızdan çok çok daha fazlası var. Sadece hani İstanbul'da, hani tüm Türkiye'de çok 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 daha fazlası var ve dünya genelini düşünürsek ve her yerde farklı üretim tesisleri olduğunu düşünürsek işte o benim hayal ettiğim noktaya geliyor. Olağanüstü gerçekten, tam anlamıyla hani film gibi girişimler diyoruz. Gerçekten bir film hikayesi var burada. Doğanın içinde geçiyor. Bir başarı hikayesi, motivasyonun düştüğü, kalktığı zamanlar olduğu, tam hani bir filmin içinde neler olacaksa bütün o dalgalanmaların olduğu harika bir hikaye var. Peki sosyal girişim fikri olanlara öneri alacağım ama şöyle almak istiyorum. İlk aşamada ne yapmalılar? İş kurmak, yani işin business tarafı çok bambaşka ve orada öğrenecek inanılmaz fazla şey var. Bunun için de size yol gösterecek insanlara ihtiyacınız var. Çünkü ya orası bambaşka bir dünya. Bunun için de o insanlara ulaşmanız gerekiyor. En iyi ulaşabileceğiniz yöntem de işte kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, bu gibi programlar. Çünkü o programlarda çok deneyimli insanlar, çok deneyimli mentorlar var. Yani çok önemli kararlar almanız gerekiyor ve sürekli karar almanız gerekiyor. Hızlıca bir ilke almanız çok hızlı, gerekiyor. Çok hızlı ve önemli kararlar almanız gerekiyor. Yolda her şey çok değişken. Özellikle dediğim gibi böyle Blue Ocean pazarda bir ürün yapıyorsanız, yani hani çok rakibinizin olmadığı, pazarın tam oturmadığı bir şey yapıyorsanız özellikle, örnek alabileceğiniz bir firma, insan yoksa ve o zaman o işte işinde, alanında uzman kişilerin önerilerine, onlarla konuşmaya, tartışmaya, işin tüm boyutlarını ele almaya ihtiyacınız oluyor. Otta'nın ürünleri için aslında dekoratif ürünler demeyeceğim efendim şu andan itibaren. Evet, çünkü dekoratif ürünler dediğimiz zaman bizlerin ön yargıları devreye giriyor. Ön yargılarda neler? İşte sevimli, tatlı, gençler
Bu da bir ön yargı. Gençler kendi içlerinde ne kadar da tatlı işler yapıyorlar filanın dışında çok önemli bir şey yapıyor ODTÜ'den. ODTÜ'den atıklarla, dönüştürülebilir ürünlerle, dönüştürülmesi gereken ürünlerle yeniden bir dünya kuruyor. Yeniden bir dünya kuruyor. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatıyor. Dayanıklı ürünler bunlar. Onun altını çizmek istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bu malzemelerin hepsinin bambaşka özellikleri var. Mesela işte bu ürün ışık geçiriyor ve işte ısıyla şekil alabiliyor. İşte bundan buzdolabı kapağı yapmak mümkün. İşte kahve makinesi yapmak mümkün. İşte lazer kesimi uygulanabiliyor. İşte ısıya çok dayanıklı olan ürünler var. Ondan sonra fıstık kabuklarından ürettiğimiz ürünler var. Bunlar çok dayanıklı ve inanılmaz bir fıstık üretimi mevcut ve bunların yani fıstığın %70'i çöp oluyor, kabukları çöp oluyor ve ben buna gerçekten inanamıyorum. Biz onları aldık ve zemin için bir malzeme geliştirdik. İşte çizilmeye, darbeye karşı çok dayanıklı. Yani mermer taş gibi bir ürün oldu. Ondan sonra bunlar mesela yapraklardan olan ürünler. Bunlar akustik özellikli. Bunlardan işte stüdyo, konser salonu gibi yerlerde kullanılabilir duvarlarda. Şu anda çok heyecanlandım çünkü şöyle bir şey hayal ediyorum. Bana bir ev yapıyorsun. Ekibinizle birlikte yapıyorsunuz ve bu ev zemini fıstık kabuklarından, içindeki küçük benim kendi kendime müzik dinleyeceğim, müzik yapacağım bölümü yapraklardan, içindeki küçük ev aletleri kahveden ya da başka ürünlerden sizin tercihinize göre bir ev ve bu ev aslında dünyanın yarınını anlatan bir ev. Dönüştürülebilir malzemeyle, atıkların dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle yeni bir yaşamın mümkün olduğunu anlatan bir ev. Bunu yapalım biz. Gerçekten yapalım. Böyle bir evde yaşam nasıl olur ben de çok merak ediyorum. Onu paylaşmak isterim. Olağanüstü bir hikaye, film gibi bir hikaye, gerçek bir sosyal girişimcilik hikayesi ve aynı zamanda başarı hikayesi ve bize yarını anlatan bir hikaye. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Yılmaz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Bugün ODTÜ'nün hikayesini dinledik Ayşe Yılmaz'dan. Bitkisel atıkları dönüştürerek dayanıklı ve bize yeni bir yaşam vaat eden olağanüstü bir dünya kuruyorlar. O dünyada bize film gibi bir hikaye sundu.